Sen öldüğünde baban kalıyor. Kardeşi de kalıyor. Evet. Karısı da kalıyor. Ticarethane de kalıyor. Bilgisayarı masanın üstünde oluyor. Ayakkabıları kapıda. Evet. Ceketler gardıropta. Evet. Değil mi? Evet Şah Hocam. Arkadaşlar denizde kurbağalama yüzmeye devam ediyorlar. İnşallah. Önce bir morgda bekliyor akşam. Buzdolabında. Evet. Ertesi gün bir yıkıyorlar ağzını, çeneyi alttan bağlıyorlar. Ayak parmaklarını uçtan bağlıyorlar. Gazlı bezle. Evet hocam. İşte kefenden de sarıyorlar. Toprağa böyle az da yerin ama en az 2 metre falan kazılıyor. Evet. Hatta daha da derin. Hadi bismillah deniyor. Hep beraber aşağı doğru sarkıtıyorlar. Bırakıyorlar. Küt toprağa deviyor. Hadi bakalım bismillah kapatalım diyorlar. Herkes kürekle ne kadar toprak varsa tepesinden aşağı yağdırmaya başlıyorlar. Öyle değil mi? Allah affetsin. Yani üstüne doğru atmaya başlıyor toprağı. Evet. Allah affetsin öyle demeyin. İnşallah. Yığıyor, 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 yığıyor. 2 metre toprakla tamamen doldukları için kürekle de şöyle bir düzeltiyorlar. Hadi bize müsaade ediyorlar. Evet. Şimdi eşi dışarıda bekliyor. Evet. Evde. Babası da evde, çocuklar da evdeler. Arabası kapıda duruyor. Ama Hazret toprağın altında. Şimdi kıpırdayacak. 2 metre toprak dolu altında. Evet. Işık da yok. Karanlıkta. Ruhu orada durur bir süre. İnşallah. Gidemez ruhu. Evet. İnşallah. Onu tadacak onu. Görecek. İnşallah. İnşallah. Arkadaşları Facebook'tan birbirine haber ediyor. Falancı ölmüş diyor. Ölmüş meşe. Evet. O kadar. İnşallah. Mesela vay be diyor, vay uzatıyor. Be. Var ya özel bir evet, internet diline falan. İnşallah. Yahut Vice. İnşallah. Şimdi o Vice diyen arkasından bir de o ölüyor. İnşallah. Ona da bir Vice çekiyorlar. İnşallah. Zincirleme Vice'ler böyle devam ediyor. İnşallah. Ve hepsinin bilgisayar orada kalıyor, çanağı çömleği orada kalıyor, ayakkabılar, işte çeşitli türdeki ayakkabıları. Ondan sonra ya diyorlar bunu eskiciye mi versek, birine mi dağıtsak falan ya diyorlar. Evet. Sevabına birisine verelim diyor. Gömlekleri, kalemleri, masası, hatta yemek tabağı bile bazen kalıyor, yemek yarım kalmış. Apar topar götürüyorlar, enfarktüs geçiriyor, evet. Tabak yemekte kalıyor böyle. Evet. Değil mi? Evet. Düğünden, denizden, çok ufak adam götürüyor. Evet, Bodrum'dan. Evet. Evet hocam. Kuşadası'ndan, Köyceğiz'den, hepsinden yani inşallah. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Hadi bakalım diyorlar. İşte arabaya koyup götürüyorlar. Ama orada disko havası yine devam ediyor. Danslar falan. Oyuna, evet. Birer birer dans. Ertesi gün bir başka dans eden. Ertesi gün denizde sörf yapan. Ertesi gün kebapçıda köftesini yiyen. Sırayla gidiyor. Evet. Köfteci dükkanı açık kalıyor ama onlar toprağın altında orada köfte falan yiyemez bir daha. Evet. Facebook'ta da dalga geçemez bir daha. Evet. Değil mi? Evet hocam. Efendim arkadaşlarına masa kurup eğlenemez. Ne kadar bekleyecek biliyor musun? Kıyamete kadar bekleyecek orada. İnşallah. Hiç kıpırdamadan. Yavaş yavaş işte. Diyorlar ki ya diyor amma gözler. Masmavi gözler. Böyle bazen kızlar oluyor. Paşalara layık diyor, doktorlara layık falan. Bir bak hatta sen artistlik tip ediyorlar diyorlar, sen iyi artist olursun diyorlar. Evet. Oo diyor, o zaman sen dehşetsin sen ya diyorlar. İnşallah. Ha buna artistlik de teklif edildi öyle mi diyor, o zaman diyor çok büyük bu ya diyor, dehşet bir şey diyor. Bir azamet daha diyor, seni diyor başrol oyuncusu yapacağız ya diyor. Halbuki ne kadar çok başrol oyuncusu şu an toprağın altında kemikleri kalmadı değil evet, mi? Hocam. Evet hocam. Tabii başrol. İnşallah. Abav diyor, anasının babasına da artık tepeden bakmaya başlıyor. Çünkü orada bir anda kendini kaybediyor. Ha ne oldum delisi oluyor. Enaniyeti depreşiyor. Veyahut işte birinci oldum diyorlar. Şampiyon sensin. Senin üstüne yok, en büyük sensin. Niçin şampiyonlar toprağın altında unutuyor onu? Fark etmiyor. Gözlere bak gözlere diyor. Gözler jöle okuyor. Su oluyor su. Gözler toprağa akıyor. Evet hocam. Hani o mavi gözler bakayım? Vay be boya basa bak diyor. 1.75'lik kemikler böyle diziliyor.
Adli tıp bazen açıyor, bir 75 boyunda olduğu anlaşılıyor diyor. Kişinin diyor. Kemik yapısından anlaşılıyor yani. Yani uzun boyu da yiyor toprak, değil mi? Burnu diyor hokka gibi diyor, hokka gibi dinlemez toprak. Paramparça da düşürür. Sonra da sırıtan bir kelle kalır, başka bir şey olmaz. Sırıtan bir kafatası kalır. Evet hocam, inşallah. İnşallah. Ya öyle gibi görünüyor yani sırıtan da, değil mi? Allah affetsin. Evet hocam. Değil mi? Bir garip evet, görünüş hocam. Yani inşallah. Hani o parfümlerin toprağın altında olabilecek en iğrenç koku orada oluşur. Ve bitmez tükenmez o koku. Yani öyle havalandırma falan da yok. Penceresi de yok orada. Evet hocam. Ruhu da orada duracak. İnşallah. Değil mi? Evet. Manzara zifiri karanlıktır. Eğer imansızsa arkadaşları artık tahmin edemeyeceği gibi tiplerdir yani. İnşallah. Ve gitmezler de yani başından. İnşallah, İnşallah. Onun için samimi aklı başında olaylara bakmak lazım. Allah'tan korkup İnşallah. Samimi Müslüman olmak İnşallah. Lazım. İnşallah. Söylediğiniz yönde bir film vardı hocam, bu ölen ünlü artistlerin yaşlılık, özür dilerim, gençlik ve yaşlılık halleri, onu bulmaya çalışıyorum. Biraz önce bahsetmiştiniz, o hepsi mezarda diye inşallah. Ya eskiler. Kardeşim öyle tipler oluyor yani. Hiç ölmeyeceklerini zannediyor. Mesela manken, o diyor sende muazzam manken olur diyor. Bir 10 yıl önceki mankenlere bir bak bakayım ne haldeydi. İnşallah. 20 yıl öncekilere bir bak bakayım. İnşallah. Yani kimsenin haberi biliyor, unutulup gidiyor. Anında gidiyor. Değil mi? Evet, i̇şte evet. Falanca şampiyonu, su, peşmeği, bunların hepsi anında, yani birkaç yılda, 3-5 yılda unutulup gidiyor. Yani bunun yüzünden, böyle bir makam yüzünden, yani herhangi dünyevi bir çıkar yüzünden, Allah'a, kitaba, Kur'an'a, sevdiklerine ters dönmek çok akılsızca bir hareket olur. İnşallah hocam. İnşallah. Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları veya politikacılar, yaşlılık dönemlerinde çok daha farklı olurlar. Güç ve güzelliklerini tamamen yitirirler.